Şimdi Türkiye ile İtalyan futbolcuları arasında ya da İtalya liginden gelen futbolcular arasında uyum sorunu yok. Biz bunu nasıl gördük? Mesela Mertens'te gördük, Icardi'de gördük, değil mi? İşte hemen hemen benzer kültürler Türkiye'de iş yapıyor. Ve İtalyan kökenli olan ve İtalya'da top oynamış oyuncular Türkiye'nin kültürüne çok hızlı adapte oluyor. İşte tribünlerle diyalogları, saha içi uyumu, yemeklerin benzerliği, ama biz bugün ne gördük? Bugün Immobile'nin yeni bir vuruş stiliyle, Türkiye'ye has bir vuruş stiliyle bir uyum yaşadığını gördük. Yani Immobile'nin Osmanlı tokadı atmak suretiyle ne kadar Türkiye ligine uyum sağladığını gördük. Ve bunu biz ilk kez de görmüyoruz, ha, onu da söyleyeyim. Süper Kupa'da bu denemeleri yapmıştı Barış Alper üzerinde. Ben tam anlayamadım. Osmanlı tokadı mı yoksa Kırkpınar güreşi mi, onu tam çözememiştim. Ama bugün tam olarak çözdüm. Teşekkür ediyorum hakemlerimize de. Bu kadar görmezden gele 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 İmobile'nin her hafta üstüne koya koya çalışmasını sağlamış. Yani Süper Kupa maçında böyle Barış'la güreşiyor mu, güreşecek mi? Alıp yıkacak mı, itme mi, kalkma mı, onu anlıyorduk. Ama bugün net bir şekilde gördük. Şu beş parmağı, kalın da bir beş parmağı var. Belli ki kalın yani İmobile'nin. Tamam mı? Alıp şöyle geriden epey gerilerek lan diye böyle suratında, zaten garibim Reymanay bütün maç boyunca yüzünde 5 şeklinde bir şey. Manay Yani 90 dakika patladı. Manay. Yani hatta daha öte bir şey kavga söyleyeyim. çıkarıyordu. Daha öte bir şey O söyleyeyim. çiçeğe sarı verdi ama. Immobile'nin parmak izi Reymanay'ın üzerindeydi. Bütün maç boyu, bugün gitse bak, polis kriminal gelse, olay yeri inceleme gelse, tamam mı? Şöyle alsa, burada suç DNA falan var mı, iz var mı diye. İnan bana, şu anda Immobile'nin bir değil, tam iki değil, tam beş parmağı birden Reymanay'ın yüzünde çıkar. Hakemlerimizi tebrik ediyorum. Bu kadar eyyamcı, bu kadar görmezden gelen, bu kadar saman altından su yürüten bir hakem grubu ben hayatımda görmedim. Bu hafta başında Fenerbahçe'nin verilmesi gereken iki tane, birisi ikinci sarıdan olmak üzere ve Maksim'in doğrudan kırmızı kart olmak üzere ikinci kırmızı kartını görme. Bugün Osmanlı tokadı atmak suretiyle Immobile'nin kırmızı kartını doğrudan vermen gerekirken görme. Yine sezonun başında Süper Kupa'da Barış'a karşı Immobile'nin yapmış olduğu o kırmızı kartları görme. Ama Immobile tabii çok akıllı bir adam. Ne düşünüyor? Ya diyor, belli ki bunlar bize hayran. Bize gıptayla bakıyorlar. Hakemin falan böyle gözlerinin içi gülüyor karşısında Immobile var diye. Ya Geçen Devrim, yeni mi şeyini hoca, çıkarıyor? sen o sahanın amirisin. İmobiliye hayran hayran bakacağına Direnç hoca. direnç. Devrim diyorum, direnç. Çıkar şu kartı. Devrimde kaldı. Çıkar. Allah belanı. Çıkar kartı, çıkar. Kartı çıkar, adam bir kendine gelsin. Maç bitince mi vereceksin o kartı? O kart senin niye cebinde var? Aman işte 50 bin Beşiktaş taraftarı var. Neyse 30 bin Beşiktaş taraftarı var. Aman idare edeyim. Aman Fener'le Beşiktaş'ı ligden kopartmayalım. Galatasaray tabii 5 attı. Ona da saçma sapan 2 tane penaltı verelim aleyhine. Bak olaya bak. Bu haftanın özeti. Bu haftanın özetini söylüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'nin 2 tane kırmızı kartı verilmesi gerekiyorken verilmiyor. Beşiktaş'ın dakika 3'te kırmızı kartı verilmesi gerekiyorken verilmiyor. Galatasaray'ın aleyhine saçma sapan, halı sahada olsa faul verilmeyecek pozisyonlarda İki tane penaltı çalınıyor. Al sana haftanın özeti. Şimdi sonra sakın, Beşiktaş bugüne kadar yapmadı. Onu o yüzden tenzih ediyorum ama sonra bakacaksınız, Mourinho diyecek ki bir tek Galatasaray'a kart gösterilmiyor. E ne oldu? Bu hafta hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'ye kartların patır patır atlandığını gördük. Eğer bir hesabınız varsa aklınızın bir köşesinde, gizli ajandanızda, ya biz bu ligi böyle idare edelim, Galatasaray zaten içeriden karışık, Fener'le Beşiktaş'a puan kaybettirmeyelim, bunlar kendi kendilerini yerler, hatta ufak ufak doğrarız, yarıştan koparız diye düşünüyorsanız ve bunu da eğer Galatasaray yönetimi yiyorsa, o Galatasaray yönetimine de. Bu Ben arada başka bir şey bir demiyorum. bilgi vermek istiyorum Büşar. Direnç Tosunoğlu Galatasaray Konyaspor maçında Galatasaray'ın 3. golünü VAR'dan döndüren hakem. İşte bak, hiç şaşırmıyorum.
belli ki bazı belli başlı hakemler bu yıl ligi dizayn ediyorlar. Operasyon çekiyorlar falan, belki biraz iddialı olur. Bu kadar arkadaş olması normal değil bak. Bu kadar arkadaş olması. Mustafa İlker Coşkun var vardı da. Ya orta hakemden yanlış söylemedim mi Mustafa İlker Coşkun? Öyle diye hatırlıyorum ben de. Yanlış söylemeyeyim. Ya orta hakemden kaçıp var hakemden de, yani artık ikisi de o işbirliği mi yapıyor anlamıyorum yani. Ya abi. Penaltı veriliyor abi, adam eline bariz çarpmış, bu kadar uzun süre beklenilmez. Abi bakacaksın. Saçma abi. Sapan işler yani, ben anlamıyorum bunu. Şimdi bak. İşte abi bilemiyorsun. Ya eskiden 1'di 2'ydi, şimdi bunlar çoğaldı yani. Can abi bak, penaltı oldu. Kimseye Beşiktaş'ın penaltısına penaltı değil demiyor. Net penaltı. Bunlar sürtüşen bir herhalde. Ama Immobile'nin kırmızı kartını vereceksin arkadaş. Immobile'nin kırmızı kartını sen vermiyorsan, Maxim'in kırmızı kartını vermiyorsan, Osterwolde'nin ikinci sarısını vermiyorsan, ben burada hak niyet ararım. Bak bir de ne oldu biliyor musun? Beşiktaş'ın bak ona buna bir şey demiyorum. Ben bugün çok iyi değildi Beşiktaş. Onu söyleyeyim. Hakeme kendine bir şey söyleyeyim. Fark yaradan bir futbol oynamadı. Ama gel gör ki ben sadece bir isyanda bulunuyorum. Burada biz bu işten ekmek yiyoruz. Ligin sen kalitesi diyorsan, ligin marka değeri diyorsan, kardeşim bırak ya futbol sahada oynansın. Kim neyse bak, görüntüye bak. Şu ne? Immobile'nin orada işi ne? Immobile'yi zorlayan bir pozisyon yok. Immobile kafa topuna çıkmayacak. Baraj kuruluyor orada. İkili bir mücadele yok. Ama Immobile elini kolunu farklı uzuvlarını kullanmaya o kadar alışmış ki saha içerisinde. Yani geldim ben buradan bir Osmanlı Tokadı şov yapayım. Tersi de yapmıştı Galatasaray maçı dedim. Şöyle kimden öğrenmiş olabilir? Şey. Kimden öğrenmiş olabilir? Vallahi kimden öğrenmiş olabilir? Alışkanlığı olabilir yani. Hakemler de bu alışkanlığını artık çözsün bu adamlar. Alışkanlığı olmadan öğrenmiş olabilir yani. Eskiden bazı oyuncular vardı kendini yere bırakırdı. Mimlenmişti demek ki bu oyuncu da. Mimlenmesi gerekiyor yani. Abi, sen hakemle alakalı bir şey dedin sonra ben... Buyur abi söyleyecek mi? Hakemle alakalı olduğu için söyleyeceğim. Maçı yorum tabii ki Oktay abi bırakacağız ilk önce. Murat Palulü'nün maçın başında bir tane sarı kart çıktı. Rakibine vurmamak için bir havaya zıpladı. Ve bana göre sarı kart olmayan bir pozisyona sarı kart verdi ama ikinci yarının başında daha sert tabanlı bir hareket yaptı. İşte ilkini hafif verdi diye ikinciyi normalde atması gerekiyor. Yani bu kadar basit hataları, bu kadar Türkiye Ligi'nde daha kaos, böyle birbirine giren mücadelelerin olduğu bir kaos yokken bu şekilde gitmesi hakemler tarafından bana göre inanılmaz talihsiz bir başlangıç. Abi ilk 4 hafta ve yani inanılmaz. Hani parmak... İleriki maçlarda kaoslar başladığı zaman takımların çekişmeleri düşme hattıydı. İşte Avrupa potasıydı. Şampiyonlukta buralar karışmaya başladığında şu an titreyen adamlar, şu an bir şey yapamayan adamlar acaba o zaman ne yapacak çok merak ediyorum. Tabii. Oktay abi sözü sana vereyim ben. Beşiktaş'ı nasıl buldun? Beşiktaş'a Van Bronckhorst yeni bir sistem yarattı. Ve ama bu sistem içinde çok oynama yapıyor. Rafa'yı sola çekiyor, ortaya çekiyor. Semih'le başladığı maçtan sonra Semih'le başlamıyor. Bugün Muçi'yi denedi. İyi bir sistem var. Beşiktaş iyi oynuyordu ama bu haftaya kadar sistemi değiştirdi, oyuncuları değiştirdi. Lugano'ya 5 atan kadro değişti ve bugün Beşiktaş tutukluluk yapan bir silah gibiydi. Bazen sıkmadı. Ne düşünüyorsun Oktay abi? Şimdi son cümlelerle bağlayayım. Hakemle bağlayayım. Ondan sonra oyunun içerisine ve Beşiktaş'a, Sivas'a gelelim. Ya bir kere hakemler formsuz. Bunu bir kere kabul edelim. Değil mi? Yani büyük formsuz. Dünkü Galatasaray maçında da yani penaltı vermek için penaltı veriyorlar. Çözümü ne abi işte bunu? Ben merak ediyorum. Veya işte ne bileyim maçı uzatmamak adına uzatmıyorlar. Yani maçın sanki skoru bir... Ya her işini yapsın hakemler. Hakemler maalesef formsuz. Ha, Bişer'in dediklerine Beşiktaş üzerinden katılmıyorum. Neden? Bu ülkede Beşiktaş hiçbir zaman korunmamıştır. O ayrı abi ama tamam. Bugün mesela bu ülkede, Van Bronckhorst'un 12. oyuncu olarak hakemin sahaya sürmesine gerek var mıydı abi? Zaten 12. oyuncu taraftar var. Güzel egzetleri şey yapıyorsun. Yani hakikaten yani. Van Bronckhorst baktı ki işler sarpa sardı oradan neydi çocuğun adı devrim. Var. Van Bronckhorst'ta bir Mourinho değil bir kere. Onu söyleyeyim. Yani. Yapamıyor değil mi bunları? Ya, yapamaz. Fıtratında yok adamın. Öyle bir adam hocam, değil. Öyle bir adam Mourinho, değil. Mourinho deseniz bana yapar. Derim. Ama oyunu aldı. Derim. Bak şunu anlatmak istiyorum. Şimdi kırmızı kart pozisyonunda da Immobile bir hamle yapıyor. Yanlış hareket yapıyor. Kırmızı kart verilir mi? Verilir. Verilmez sarı kart verilir mi? Verilir.
Hiç bence görülmemesi. Sarı, bence sarı verilmez abi ya. Sarı ile kırmızı arası olur mu? Olur. Olur. Yüksek bak, sarıdan kırmızı olur mu? Senin, senin güzel attığın için sarı ışıktan kırmızı olur. Evet, ama işte, bu şimdi, pozisyon bence şimdi kırmızılar... Ama, hakem bunu niye veremiyor? Bak abi ben... Şu ben... an deplasman avantajını verdi mi? Vermiş olabilir. Ama Immobile bu hareketinden dolayı Van Broncos'tan bir uyarı alması lazım. Oktay abi. Şimdi bak sana bir soru. Şimdi maç dakika burada. Dakika 3. Maç burada. Dakika 3. Immobile atıldı. Maç burada 0-0. Maç 0-0 dakika 3. Ve atılır mı? Sen şu Sivas'a hakem yardımı olmasa kazanamayacaksın şu maçı. Hakem ve Sivas yardımı. Şimdi Sivas'ta hata var yaptı. Için, Radakovic'in hareketi neyse, altı, neyse. Ben açmayacaksın eli orada. Şöyle gelmeyeceksin. Çoğu stoperin başına geliyor ama ikinci gol evleri şen. Bak Bektaş Özcanlar demiş ki burası BTV değil GSTV oldu. Kardeşim bak ben bana diyebilir misin bugün Reymana'nın Immobile'nin kırmızı kartı kırmızı değil. Bana diyebilir misin Maxim'ininki kırmızı değil. Bana diyebilir misin Osterwolde'ninki ikinci sarı değil. Ulan hadi tamam ben benim Galatasaray'la diyorsun. Galatasaray için ne oldu? Adam geldi burada. Aynı şeyi söylüyor. Beşiktaş'ın milli takımın efsanesi burada. Fener'in ekmeğini yemiş aynı şeyi söylüyor. Ulan hadi bana laf ediyorsunuz. Onlara da laf edin. Edemezsin. Niye? Çünkü aslında biz objektifiz. Sen de bunu çok iyi biliyorsun güzel kardeşim. Mesele zaten bu kartelleşmiş medya yapısı içerisinde susmadan, bıkmadan, yılmadan, korkmadan doğruları söylemek. Bizim işimiz bu. Doğruyu söylemek. Her zaman doğru söylüyor. Ne yapacağım ben? Yem mi yapacağım abi? Kesinlikle doğru. Bir yanlış konuşulan bir şey varsa da tartışmada bunun karşısında abi, duruyoruz yani. Şimdi her kafadan farklı hakem, ses çıkıyor burada. Hakem konusu böyle evet. Baktığında. Sağ içine ben, dönsek abi. Ben biraz ağır bulurdum kırmızı gelseydi. Açık söyleyeyim. Sarıyı da ben ağır buldum abi. İşte arasında olmadığı için. Sarı uçtan kırmızı. Sarıdan kaldı. Ama bugün Beşiktaş takımı şans yanındaydı. Evet. Şans nasıl yanındaydı? Penaltı pozisyonunda yanındaydı. İkinci golde neydi oyuncu Kamara. İsmi? Kamara'nın yapmış olduğu bireysel ağır. İki kere üst üste İki ya. Tane Kamara ve Radakovic'in bireysel hatalarından kazandı. Ha, diyeceksin ki Sivas ne oynadı? Sivas bilindik, klasik, yay çizgisiyle ikinci bölge arasında otobüsü dayadı. Bunu dayayıp 90 dakikaya yaymak da bir iştir ha. Bak onu söyleyeyim. Bülent Hoca bunu yaparken kötü yapmadı. Hocam tam yaslanmadı evet. Bir de. Şimdi, 2 ile 1.5 arasında bekledi. Beşiktaş'ın top çevirmesine göre yaslandı bir de. Çok önemli oyuncuları var. Bu oyuncularla kontrol hata çok iyi çıkabiliyor. Raymanay gibi. Ondan sonra o 10 numaralı yeni İngiltere'den oyuncu, gelen oyuncu gibi. İkinci yarı gelen. Ve ikinci de. Neydi adı? Keyvalde. Keytavalde. Keytavalde. Çok önemli bir oyuncuydu ama şunu anlatmak istiyorum. Beşiktaş ne yaptı? Beşiktaş özellikle Giovanni Van Bronckhorst sahaya yanlış 11'le çıktı. Emirhan'la. Neden abi? Semih'i niye kesiyorsun? Günah ya. Adam milli takıma çağırdı. Konferimiz var. Emirhan'la Semih Lugano karşısında iyi oynayan takımın arasında önemli oyunculardı. Ve adaletle davranması. Semih bugün Beşiktaş'ın önemli bir değeri ve amil takım oyuncusu. Bu bir. İkincisi Emirhan bana göre Türk futbolunun büyük bir kazancı. Büyük bir kazancı olacak bir nitelikte bir oyuncu. Şimdi gelen Udaoku mu ne ismi? Ausuk'tan gelen oyuncu. Onu da değerlendirmek lazım. Koli'den ne kadar iyi bir oyuncu? Koli'den ne kadar verim verecek bize? Ya da Emirhan olmasa Emirhan'dan daha mı oynuyor? Bence Emirhan oynasa daha iyi olurdu. Abi. Ve Semih'le başlasaydı. Şimdi Muçi oranın oyuncusu değil. Muçi'yi forvet arkası serbest Rafa'nın oynadığı yerde hocam bu bölgede bir şey dediğin için sana bir soru sorabilir miyim? Farkındaysan o bölgede değişiklikler yaptı. Getson'u denedi, Rafa'yı çekti. Bir 10 numara pozisyonunda bir değişiklikler arıyor mu bu adam? Rafa'yı kenara atıyor, Muçi'yi orada deniyor. Göbekten bu tip savunma oyuncusun. Savunma ne arıyor sence? Göbekten delemezsin. Deleceğin bir tek yer var kenarlardan. Kenarlardan da indiğinde de çabuk orta kesmedin. Yayın öncesi söylediğimiz şey bir şeylerle birlikte. İkinci bir hamle yapmadı Van Bronckhorst. Yani bir B planı şimdi, yapmadı. En önemli şey adalet duygusudur takımda. Bu benim kendi görüşümdür. Adalet duygusunu geriye attı. Neden? Şimdi Semih de Emirhan da hoca bizi niye kesti diyor. Hem de milli takıma çağırılmış. Önemli bir galler maçı bizim var. Bizim şu anda oynamamız gerek. Bu maç özelinde konuştuğum zaman oyun gücünü tamam mı? Hiçbir şekilde eline geçiremeyen bir Beşiktaş vardı. Bir Musa Akun'un serbest evet, atıştan abi. Bir direkten dönen topu. Hı-hı.
Onun dışında gol pozisyonu üreten ve net Sivas kalecisine tehlike yaşayan bir pozisyon. Yok. Hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Yok abi. Hepsi pozisyon öncesi pozisyonlar. Ve bu pozisyon öncesi pozisyonlarda 3 puanı almış mı? Çok ve önemli bir şey. Burada yani, kötü oynarken Sivas'a alternatif hamle yapamamış mı? Yapamamışken 3 puan alması bence bugün futbol şansıydı. Bugün maç 0-0 bitebilirdi. Beraberlik de hocam maçın akı ya. Bak maç 0-0 biterdi. 0-0 bitebilirdi. Başka türlü gol atamazdı. Burada oynadığı en zor maçtı. Burada Beşiktaş takımı bu tip maçları zaman içerisinde oynayacaktır. Bakın 3 maç lig maçı. 2 tane bir tane kupa oynadın. 4. Avrupa Biraz Kupası oynadın 2 tane. 6. 2 tane 6. Yani çok yüksek 5-6 maçta bir 5-6 maçta bir tempo düşüklüğü gayet normal. Normal. Ama ben bu maç özelinde Giovanni Van Bronckhorst'un anlayamadığım tek olayı Muçi ve Udoaku ile başlayıp Semih ve Emirhan'la oynamamasının nedenini anlayamadım. Abi ama şu var tabii bak bunu söylemek lazım. Süper Kupayı aldın. Avrupa Ligi'ne gittin playofflardan. Tamam başarı. 3'te de 3'lük başladın ligde. Başarı zaten. Çok iyi. Çok başarı. Muçi gönderilirken bak, bir anda tekrardan çıkmasın. Bu anlamda çok iyi abi. Şimdi bu anlamda nasıl zaten şu anda Beşiktaş ligin en formda en iyi takımı. Ama biz burada yorum yaparken doğruları konuşmak zorundayız. Tabii ki. Her ben zaman antrenör hocam. Gözüyle bakıyorum. Antrenör gözüyle baktığımda bu maç 0-0 bitebilirdi. Niye göre söylüyoruz? Takımın üretkensizliği. Aynen. Topa sahip olma rakip alandayken tehlikeli işler yapamadı. İki golde takımın yani Sivas takımının bireysel hataları yüzünden olma. Bugün maç 0-0 bitme ihtimali çok %90 üzerindeydi. Tabii. Ve bunun özelinde geldiğimde takıldığım nokta tekrar söylüyorum. Semih'le Emirhan'la başlamamasının ve Muçi ile yeni alan Udoaku ile başlamasının anlamını ben anlamış değilim. Anlayan biri varsa ha şimdi biraz sonra Yusuf belki bize açıklayacak açıklamalarda hocanın bunu birileri bizim sorduğum düşündüğü gibi birileri cevap soracak. Bir cevap verecektir. Ya da bu soru gelecek mi yani? Verdi. Öyle bir muhabir var mı? Çıkıp bununla soracak. İlgili biz bir şeyle yayın yaptığımızda rotasyon dedi mesela. Evet maçın başında rotasyon dedi. Bu rotasyon İki oyuncu maçı, rotasyon olmaz. Abi bu maç. İki oyuncuyla da olmaz hocam. Bir oyuncuyla da olmaz. İhtiyacın mı var? Rotasyon bir oyuncuyla da olur. Abi olmaz yorgunlukla alakalı. Bak bir dakika söyleyeyim. Rotasyon zamanı önemlidir. Maçı önemlidir. Ve bir ikincisi takımın durumu önemlidir. Şu anda milli takım arasına giderken 5-0 gibi moralli 5-1 gibi Lugano maçından sonra Semih ve Emirhan gibi kaç yaşında olacak bu çocukların ikisi? Genç ve yerli Emirhan oyuncular. 23 olması lazım. Ve bu oyuncuların üzerinde tamam mı? Yorulur mu sence? Hayır canım hiç alakası yok. Onu diyorum abi işte. Bu oyuncuları kesip oynatması ve maça bireysel hatalarla galip gelmesinin ardında bu sorular sorulacak. Giovanni Van Bronckhorst benim beğendiğim. Hiçbir şekilde bak ben sana söyleyeyim mi? Polemik yaratacak açıklamalar yapmıyor. Bak. Hı hı, hiç girmiyor hocam. Mourinho gibi. Tam ekmeğinde işte, abi. Mourinho gibi işte. Ekmeğini derken yani geldim ben buraya. X takıma niye. Şunasının paranın hakkını veriyorum. X takıma niye ceza verilmedi. Niye ona kart verilmedi bilmem ne bunlara girmiyor. Veya kim bu kadar para almış kazanmış niye bu kazanmış bak fazla para kazanması varken gitti falan gibilere de girmiyor konulara. İşini gayet iyi yapıyor ama bir eksikliği bir yanlışı teknik adam gözüyle kendi adıma gördüğüm için bunu söylüyorum. Ama başarılı mıdır? Çok başarılı. Evet. Şu anda lider Avrupa Ligi'nde gidiyor Süper Kupayı almış. Ben buradan sadece söylüyorum bu benim kendi kişisel görüşümdür. Belki başkaları rotasyon der bunun adına. Bazıları da rotasyonu öğrenmeli. Rotasyon yapılacak zaman değil, rotasyon yapılacak maç değil, rotasyon yapılacak ortam da yok. Ortamına göre rotasyon yaparsın. Bu rotasyon yapılacak ve oyuncuyu kazanmazsın burada, kaybedersin. Emirhan'la Semi birbirlerine ya da atıyorum oradan Rafa Semih'e soruyordur. Acaba niye oynamadı? Acaba Muçi değil ya alakalı kafasında soru işaretleri mi var? Göndermeyi düşünüyor da son Muçi, şansları veriyor. Öyle hiç düşünmüyorum. Abi çünkü. Yok son şansını niye versin? Bilmiyorum göndermeyi düşündü bir ara. Şimdi nereye gidecek? Daha bitti transfer bitti ya. Daha devam eden yerler var abi. Var, var. Devam eden yerler var da. Avrupa'daki belki kaliteli Muçi. Oyuncu alma transferi bitti. O düşünceye girerim sadece. Abi. Şu anda bak. Şu anda içeride bu iki oyuncu üzerinde neden biz oynamadık? Niçin biz bu maçta kesildik?
sorusu var. Hocam ve onun bunu, açıklamasını yapmış mıdır hoca, bir oyuncu var acaba? Devre, maç öncesi yapılan açıklamada rotasyon denildi. Rotasyon gibi bir açıklama yapıldı. Bana göre rotasyon değil. Can abi sen ne düşünüyorsun şimdi, peki abi? Van Bronckhorst'un bu hani bir maça farklı bir kadroyla çıkması, yani gözümüzü kapattığında şöyle Beşiktaş'ın ilk 11'ini net saymalıyız. Ama abi bir sayıyoruz maçta Semih solda çıkıyor. O kadar da değiştirmeyelim. Muçi çıkıyor. Abi öyle ben diyorsun ama. Ben gözüm kapalı sayıyorum. Ama abi sen öyle diyorsun ama mesela Emirhan bugün omurganda olan bir futbolcu. Onun yerine Felix'le başlıyorsun. Hı hı. Atıyorum yine omurganda oynayan bir futbolcu. 10 numaranda Rafa oynuyor. Bugün ama 10 numarayı Muçi Rafa karışık yapıyorsun. Rafa'yı sola atıyorsun. Bu çocuğun ismi şey mi? Felix miymiş? Udaoku mu ne? Değil Felix, mi? Oyun ismi birazcık karışık olduğu için Felix dedim hocam. Yani abi sen omurgayla oynama yapıyorsun. Omurgayla oynama yaptığında abi 1 olur, 2 olur, 3. de patlarsın. Hı. Peki sen ne düşünüyorsun abi bu istikrarsızlıkla şimdi, ilgili? Beşiktaş kazandı. Ama abi bugün de belki Beşiktaş'ın ilk defa foyları ortaya çıkmış oldu. Ha şimdi onların üstüne Beşiktaş'ı geleceğim. Beşiktaş'ı izleyen bir hoca bugün Beşiktaş'ı nasıl çözeceğini görmüş müdür? Şimdi şöyle net bir şey var. Ne olursa olsun sezon başından bu yana Beşiktaş bütün futbolun doğrularını en iyi şekilde yaptı. Ha bunda rakiplerin etkisi var mıydı? Şimdi o noktaya gelmeye başlıyor bu Sivas maçıyla birlikte. Rakipler Beşiktaş'a açık oynayıp da oynamasına izin verince demek ki Beşiktaş açık futbolda her şeyi yapabilecek tabii kabiliyete sahip. Cezayı kesecek yetenekte hem hoca ve oyunculara sahip. Şimdi maça gidişatına bir bakalım. Sonradan ben ne olduğunu söyleyeyim. Yani tamam abi. Nasıl bir hamle yapsaydı da Beşiktaş yani B planı diyoruz yani. 25. dakikaya kadar hiçbir şey yok. Tabii, penaltı. Ha penaltıdan sonra da şöyle bir şey söyleyeyim. Maçı izleyenler belki çok zevk almadı. Çünkü maç 35-40 metre arasında oynandı. Aynen. Beşiktaş ve Sivas, özellikle Sivas Spor çok daralttı oyunu. Blokların arasını çok iyi kapattılar bak. Beşiktaş buralara oyuncu sokmakta zorlandı. E sen şimdi bunu görüyorsun ilk yarı. İkinci yarı bunu değiştirmek için ne yapabilirsin? Bu nedir biliyor musun? Sivas Spor nerede karşıladı? 1.5 ile 2. İkinci bölgeden başlayıp 1.5'tan 1'e doğru yaslanmaya başladı. Senin karşında 1.5'lu 2'de savunmayı başlatan bir takım varsa sen biraz daha geriden topları çevir. Savunma arkasına paralel gelip dikine koşu yapacak oyuncularını sok, pozisyona gir. Hatta sana söyleyeyim mi Oktay abi ya? Bir dibine girseniz şu topu şöyle savunma i̇şte arkasına. İşte merkezde kaldı iki oyuncu. Rafa ile Gedson. İşte abi. Topu alıp dönmesine izin vermediler. Hemen baskı abi, Gedson yaptılar. Abi bak Gedson ile Rafa merkezde, ihtiyaç çok burada bunun için merkeze, aslında. Merkeze çok yüklenince Beşiktaş. Orada bir kalabalıklaştı. Hocam sol bekten de gelebilir bu top. Kenarlara, kenarlara hiç akıtmadı topu. İşte ben ondan bahsediyorum. Kenarlara gitse bile çözemeyecekti. Bloklar arasını Sivas çok iyi kapattı. Sivas tipik beraberlik oyunu. Sivas vardı. Sadece zaten abi Sivas 1-0 iken bile ileri çıkacak hali yoktu zaten. Ya buna rağmen Beşiktaş hiçbir şey üretemedi yani. Beşiktaş şimdi Oktay Hocam da bundan bahsetti. Nedir? Hoca bunu görmesi Beşiktaş taraftarının, yönetimin ve hocanın bunu görmesi çok önemli oldu bu Sivas maçında. Aa ne oldu? Kapandı. Giremiyoruz. Üretemiyoruz. Kreatiflik yok. Nedir? Hoca kendini tartacak. Ben neyi yanlış yaptım? Bana göre yaptığı yanlış. Sen biraz daha Sivas savunmasını öne çekip savunmadan, beklerinden oyunun yönünü değiştirirken savunma arkasına, kanatlara, orta saha oyuncularının, kenar oyuncularının koşularının kullanılması gerekiyordu. Başka türlü çözemezdim bunu. Uzaktan şut yok. Sivas Spor'un şutu yok. Sivas Spor hatta belki ilk yarı şutu yok. Abi, İsabetli şutu yok. Şut çekmek de istemedi. Yani abi diyordu ki. Acayip kısım bir maç. Ama, kusura bakma ben buraya yanlışlıkla girdim. Bari vurayım kornere gitsin, taş eder gitsin gibi. Samet sonucunda yani. Beşiktaş'ta oynuyorsun. Ligin en formda takımı Beşiktaş. Evet. Herkesin korktuğu bir takım. Sivas Spor olarak da Sivas Spor bana göre istediği oyunu oynadı. Ama talihsiz goller. Ya sen Kamara bir topu düşürüyorsun. Topu düşürdükten sonra bir hata yaptım. Bir de Allah sana şans veriyor. Çevir diye. İkincide aslında en büyük hata yapıyor. Ya hocam ikincide düşürmeyeceksin. Sağa doğru at kafayı, sola doğru. Adamı görüyor önde, adamı atıyor. Ya bir daha kaleciye oynayacağım diye. Hayır işte kaleciye oynama orada. Orada topun yere inmesini bırak, ayakla uzak. Bir şeyi değiştirir mi? Maçın bitmesine 8 dakika var uzatmalarla birlikte. Çok şey değişti. Çok şey değişebilir. Bak ne oldu? 90+1'de kavga çıktı, maç 2-0. Orada bir tartışma çıksaydı 1-0'ken Sivaslı oyuncular bir daha bir galyana gelip bir doldur boşalt belki gol pozisyonuna girebilirdi. Neden? Çok tehlikeli bir maç. Kaleciler çok soğuktu bugün. Evet. İki kaleci de çok soğuktu. Yani doğru, ha şimdi
Yediği golle ikinci golle Sivas'ın kalecileri hep eleştiriyorsunuz, çıkıyor saçmalama. Ali Şaşal çıkmadı mı? Çıktı. Ya bunun, bütün kaleciler yapıyor bunu yani. Bence bu tarz çıkmaları çok fazla tartışmayalım. Şahıslara bağlamayalım bunları. Yani görüyoruz ki ligimizdeki her kaleci bunu yapabiliyor. Bence bu tarz şeylerin altında oyuncularda bir şey aramayalım. Kimse oyuncuları şey arayanlar var bir şey. Söyleyenler var. Peki Fışar, istatistiklere bakıyoruz. Sivas Spor ve Beşiktaş. Beşiktaş %67 oynama, Sivas Spor %33 gol beklentisine bakıyoruz. 2.38 Beşiktaş hakkını vermiş. Abi. Sivas Spor da hakkını vermiş gibi gözüküyor. Bayağı beklendi. 3 maç, bir oyuncu var. Gizli kahraman. Biz hep Getson'u konu, özür diliyorum. İmmobile Getson'u kaçıncı gol oldu bu arada? Onu anlatacağım. Rafa'yı konuşuyoruz abi. Ama Getson gibi gizli bir kahraman var. Adamın golü yoktu bu sene. 10 numarada oynuyordu, attı. 8 numarada oynuyor, bugün yine attı. Ve çok klas goller atıyor. Son 3 maçta 4 gol bir asist. Son 6 maçta 4 gol. Evet. 3 maçta daha bak. 6 maç diye bakılmaz ona. Sezon başından bakarsan 6 maç ama son 3 maçta 4 gol, bir asist Getson Fernandez. Ve Burak Elmas bu oyuncuyu demişti ki, İsteseydik Getson Fernandez'i alırdık. Şimdi isteseydim onu alırdım. 6 milyona, isteseydim Rafa'yı alırdım. 6 milyona Getson Fernandez'in yarısını almadın sen. 12 milyona tamamını almadın. Çay versin. Yıllardır 8 numara derdindesin, hasretindesin. Kerem Demirbay fena değil de orada ama bir türlü tam tutturamadın oraları. Bugün bakıyorsun abi, Gabriel Sara 18 milyon. Gabriel Sara'nın 18 milyon olduğu yerde Getson Fernandez 50 milyon euro abi. Yani tabii. Yazık şu günah. Şeydi. Skorerlik desem var. Oyunu ileriye taşımak desem var. Dikinin Amrabat'ı da alıyordunuz, almadın. Aynı o şey Galatasaray'da ayrı bir hikaye. Şimdi bu akşam için söyleyelim. Bir sürü oyuncu var yani Getson, bahsettiğin. Getson hakikaten Burak Elmas döneminde yapılmış çok Galatasaray için müthiş bir hata. Onun dışında bak, Beşiktaş'ın belki bugün oyunu çok böyle alıştığımız gibi ya, yorgunluk yani da var bir şey sürekli, biraz. Sürekli olarak rakibi boğan, sürekli gol pozisyonda olan, müthiş bir akan oyunu olan Beşiktaş değil ama Beşiktaş'ta hiç kimse şunu söyleyemez. Ya şu oyuncu mücadele etmedi, şu oyuncu toptan kaçtı, şu oyuncu pozisyona girmedi diyeceğin adam yok. Bunu hoca çözecek işte. Bir kişi hariç. Öyle değil mi abi? Tabii. Bak, bir kişi hariç. Muçi. Yani. Muçi dışında herkes canını dişine takarak mücadele etti. Bir tek Muçi... Ama adı Muçi. Bir şey öyle bir oyuncu. Kesmer gibi. Öyle bir oyuncu değil. Kesmer gibi. Zaten top yok ayağına gibi. Top ayağına geldiği zaman olan bir oyuncu. İşte mesela geldiğinden önce Giovanni Van Bronckhorst'un oyun taktiğinde olabilecek bir oyuncu değil. Neden bugün oynatıldı? Geldiğinde yoktu ama. Yayın öncesi sen bir şey söyledin. O ihtimal benim kafamda hala. Hani biz oynatıyoruz. Yani yüksek bonservis olmasından dolayı. Ha, yönetimin, şimdi El Musrati'yi oynattı dedi. Acaba yönetim mi oynatıyor? Evet. Muçi için dedi. Muçi yani ya, 11 milyon için euro verildi bonservisine. Yönetimin ama böyle bir baskısı olabilir. Yönetimin şu anda üzerinde çok büyük bir baskı var ikisi. El Musrati ve Muçi. İkisi de toplam 23 milyon verilecek oyuncu değil. Değil. Yani değil. Çok kötü oyuncu mu? Değil, o da değil. Ama Beşiktaş'ın oyuncuları mı? O da değil. Yani biraz önce sarı kart, kırmızı kart dediğim arası o da değil. O da değil. Yani abi, yani Muçi şimdi, şu andaki oyunuyla Başakşehir'li futbolcu ise Başakşehir'li. Burada Semih gibi bir oyuncuyu kazanmışsın. Semih bir de gibi Beşiktaş'ın kırmızı çizgimiz dediler. Genç oyuncusu. Beşiktaş'ımızın kırmızı çizgisiydi. Geçen sene parlattın, bu sene belki ama ben oynamıyor diye neler yaptınız? Satacağım bu sene. Şimdi bu oyuncuyu, Semih'i yediğiniz adama bak, Muçi'ye. Bak bir şey söyleyeyim abi, Yusuf. Şimdi de abi milli bak, maç var ya. Bak, milli maç bile belki Emirhan da oynayacak, Semih de oynayacak. Milli takıma seçilmiş. Beni anlayan bir kardeşim çıkmış. Çok teşekkür ediyorum. Mütür Çetin demiş ki İmmobile aynısını Galatasaray maçında da yaptı. Kırmızı yemedi. Bu adam dokunulmaz falan mı? Yeter artık. Bu maç hakem sayesinde kazanılmıştır. Tebrik ediyorum seni Yusuf. Bir daha mı İmmobile ile ilgili abi şunu söyleyeyim. Yusuf sen de Getson açıklamalarına hazırda tut bir bakalım. Ne olursa Getson olsun abi. Getson ne demiş maçın yıldızı. Çok üst seviye golcü. Tabii. Beşiktaş'ı sırtlıyor.